Güzel yermiş gerçekten. Bundan sonra Levent'in tavsiyelerine gözün kapalı güvenebilirim. Başlıyorsun yani spora. Hem de yarın sabah. İstanbul'a geldiğimden beri bir kilo almışım biliyor musun? Sen şimdi diyetteyim diye evdeki tavuk göğsünü de yemezsin. O kadar da değil. Bu arada yanlışlıkla Hasret arama süper numaraydı. Hasret bu tatlı meselesini bayağı kıskandı. Numara değildi. Gerçekten yanlış aradı. Boşuna dememişler. Dervişin fikri neyse zikri de oymuş diye. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Hasret beni yanlış anladım. Ben sadece konunun dışına çıkmak istemedim. Bu röportajda öne çıkan tek şeyin albüm olması gerekiyordu. Diğer konulara girersek albüme sıra gelmeyecekti. Başka bir röportajda istediğin gibi anlatırsın mahalleyi. Emin misin? Ne demek bu? Bence öyle bir röportaj hiçbir zaman olmayacak. Çünkü sen buna asla izin vermeyeceksin. Nereden çıkarıyorsun bunları? Daha önce de yaşamadık mı bunları? Gazeteciler röportaja eve geldiklerinde ablamları evde istemedin. O eskilerde kaldı sanıyordum. O zaman daha yolun başındaydık. O zaman yolun başındaydık. Şimdi neresindeyiz bilmiyorum ama hep aynı şey oluyor. Geçmişim yasak. Ama benim geçmişim o mahalle. Hasret. Hasret. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Kobra bak bir kere daha düşün lan. Atla zaten. Ana biz kuş. Gülmez, çocuklarımın beni başarısız muhtar adayı olarak bilmelerini istemiyorum. Onlara kahraman olduğumu anlat. Babanız kahraman da mı anlaşılamadı da. Kız intihar edeceğim diyor. Ne yapıyor lan bu manyak? Kendini intihar ediyor Kadriye teyzem. Atla lan. Erkeksin atla. Teyze ne diyorsun sen ya? Teyze ne yapıyorsun? Biz atlama diye iddia ediyoruz. O da atlayacak göz var mı be? Atla lan. Kadriye abla karışma. Bak kızlar olacak o darı diyor. Peki tüm mal varlığım sana ve çocuklarıma armağan olsun. Bir bak kiraz ver lan. Tamam da sakin olun. Sevgili mahalle halkım, sakin olun. Kurtar adayınız Düzem Karanfil, duruma el koymaya geldi. Ben bu aklavada arkadaşı sağ salim aşağı indireceğim. Sakat kalın. Lan o da kötü lan. Ben bakacağım sonra o da. Kesin numara yok. Yok be. Lan anne akşam sahneye çıkacaktım. Şarkı söyleyecektim ya. Bal çiçek artık ben siz söylersiniz şarkı. Bir tek bir şey istiyorum. Ayva çiçek açmışım bana hitap etsin. Ay öyle deme lan. Yaklaşma lan. Yaklaşacağım. Yaklaşma dedim Nizam. Al işte. Nizam doğruya kahraman olmaya çalışıyor. Seni kurtarıp kahraman olacağım. Al olursun. Ölürüm de seni kahraman yapmam Nizam. Ölü ya da diri. Enişte. Nizam atarım kendimi. Sakin yaklaşma ol. Dedim ben. Burak. Sakin ol. Ben onu indirmesini biliyorum. Ay, yaklaşma lan. Ya enişte insen aşağı. Nizam yak. Ya enişte. Lan ablam bayıldı desene. Enişte ablam bayıldı. Ay çok bağırıyor. Olay mı abla? Çıkmış konu yerine oturmasın. Acısı hiç içeye bekliyor. Tamam oturdu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oturdu. Oturdu. İyi sağ ol. Geçmiş olsun. Burcumuz ne kadar? 20 lira. Gülaz 10 lira be. Oturmuş lan. Nasıl oldu? Kaç lira ver? 20. Vay namussuzlar ya. Mahalle iyice bozuldu Gülaz. Etraf fırsatçı kaylıyor. O keltroş Nizam'ı gördüm beni itti. Öldürecekti beni ama ben ona göstereceğim. Ben onu seçimde gömeceğim tamam, ben tamam, onu. Tamam tamam. Sandığa gömeceğim onu sandığa. Tamam Kobra biraz sakin ol. Allah'ım. Biraz rahatla. Yetti artık be. Çok korktum seni oradan düşünce ha. Vallahi mı kız? Vallahi. Kolay mı? Bu fasulye 7,5 lira.
Sen. Büyüdüm tabii, gelmiyorsun ki. Haklısın, gelmiyorum. Nasılsın, zayıf var mı karnede? Hiç yok, teşekkür getirdim. Aferin sana. Büyünce ne olacağına karar verdin mi peki? Ben şarkıcı olacağım, aynı senin gibi. Sana bir şarkı söylerim Mazhet abla, lütfen. Hadi söyle bakalım. Çiçekçi kız, bak bana, sarı lira vereceğim ben sana. Sen çık yola, kuş tepede gül sat bana. Tak sepeti sen çık yola, gül tepede gül sat bana. Aferin sana, çok güzel söyledin. Ben de büyüyünce senin gibi meşhur olur muyum Hasret abla? Ben o kadar meşhur değilim ki. Makara yapma Hasret abla ya. Bu mahalledeki herkes seni konuşuyor. Okuldaki bütün kızlar senin yerinde olmak istiyor. Annem bile. Ben de kafaya koydum. Ağır bir şarkıcı olacağım. Sen önce okulunu bitir. Tamam mı? Ne olacağını sonra karar verirsin. Hasret abla, senin yüzün neden gülmüyor? Sen hala aynaları seviyor musun? Bak sana ne vereceğim. Çok güzel. Bu senin olsun. Sağ ol Hasret abla. Bu aynaya baktığında her zaman gülen bir yüz gör, olur mu? Tamam, ben gideyim, annem merak eder. Hadi bay bay. Görüşürüz.